Kendini tanıt bize. Kendimi tanıtayım. İsmim Atakan Mumcuoğlu. Bilkent'te 4. sınıf endüstri mühendisliğini önümüzdeki dönem okuyacağım. Ben de 3 sene okudum. Hazırlık okumadım bu okulda. Hani yaklaşık kaç? 1,5 mu? 2 yılım mı ne? Pandemiye denk geldi. Ama hani komik bir şekilde bizim bu mühendislik grubu içinden en çok okulda bulunmuş insanım galiba. Size birazcık işte endüstri mühendisliğini tanıtmaya çalışacağım. Endüstri mühendisliği ne? Endüstri mühendisliği genellikle böyle bir tanımı birazcık belirsiz olduğu için özellikle hani büyükler arasında hani bu ne ya tarzında bir tepki alabilen bir bölüm. Hani insanlar tam olarak bir endüstri mühendisliğinde ne yaptığını anlamayabiliyorlar. Ben en kolayından hani insanları tanımlamanın yolunu şu olarak buldum. Endüstri mühendisliği aslında süreç mühendisliği. Herhangi bir sürecin olduğu bir yerde, bir fabrikada, bir iş yerinde, bir okulda, bir hastanede, herhangi işte cihazları, teknolojiyi, ürünleri, ham maddeyi ve de özellikle insanları içeren bir süreç varsa endüstri mühendisi o süreci en iyi yapmak için uğraşan kişi oluyor genellikle. Hani optimizasyon bir önemli bir kısım endüstri mühendisinin tanımında. Bir de şey var bir endüstri mühendisiyle ilgili klişe. Hepsinden azar azar hiçbirinden tam değil. Çok yanlış değil. Hani tüm süreçlere hakim olmak için her şeyden azar azar bilginiz olması gerekiyor. Çünkü endüstri mühendisi diğer mühendislikler arasındaki şey gibi düşünmek lazım. Hani veri sağlayan, bütünleştirici parça. Hani aradaki iletişimi sağlayan, aradaki belki de ham madde ve de ürün iletişimini sağlayan, iletimini sağlayan mühendisler oluyorlar. O yüzden her şeyden ufak ufak bilmekte fayda var. Yani biz işte biraz materyal bilimi de görüyoruz, fizik de görüyoruz, matematik de görüyoruz. Belli bir miktarda yazılım da görüyoruz. Öyle ama genellikle derslerimiz istatik, olasılık, veri analizi, kalite kontrolü, finans. Hani böyle her şeyden ufak ufak hani bir süreci nasıl iyileştirebileceğine odaklı iş grubu endüstri mühendisleri. İsveç çakısı gibi bir yerde. Aynen öyle. Hani neden bir iken? Tamam, şimdi açıklıyorum. Tam soracaktım ama... Ya Bilkent'te hani şöyle doğruluğundan %100 emin olmasam da bildiğim kadarıyla ve de büyük ihtimalle öyle. Bilkent Türkiye'deki endüstri mühendislikleri arasında ilk açılan, endüstri mühendisliğinin ilk açıldığı okul. En eski endüstri mühendisliği bölümü. İşte makine mühendisliği falanına kıyasla daha yeni kalıyor Ali Burak da dedi daha önceden. O yüzden hani çoğu okulun endüstri mühendisliği bölümüne göre bir tık daha iyi bir altyapısı ve akademik kadrosu var. Tabii ki karşılaştırılabilir şeyler ama hani bir kentin endüstri mühendisliğindeki akademik kadrosundaki herkes hani zamanında yurt dışında ya da önemli şirketlerde çalışmış insanlar ve de bu işi gerçekten bilen insanlar. Bir kentlik sistemin hani o yüzden birazcık daha oturmuş olduğunu düşünüyorum. Farklı olarak bir kentin çoğu bölümlerde olduğu gibi bir kent teoriye önem veren bir okul. Hani ODTÜ gibi okullar duymuşsunuzdur belki. Yani daha çok teknik ve hani direkt işe girdiğinde kullanabildiğin bilgilere önem verirken Bilkent teorik bilgilerde sağlam olmana çok önem veriyor. Belli teorik dersleri verdikten sonra da bu teorikleri kullanabileceğin hani problem çözümüne dayalı dersler veriyor. İşte simülasyon olsun, belli bir planın optimizasyonu olsun. O tarz şeylerden hani çok bilinmeyen denklemlerin çözümü olsun. Sana sırf çözümü değil aynı zamanda kurgusu da olsun. Hani bir şeyi, bir süreci nasıl denklemleştirebilip en optimal sonucu verebilirsin. Bilkent sana bu tarz analitik düşünme şey becerilerini aşılamaya çalışan bir okul. Diğer okullarla hani bu konuda nasıl karşılaştığını bilmiyorum ama Bilkent'in spesifik olarak amacının bu olduğu belli. Çünkü şu ana kadar konuştuğum endüstri mühendisleri biz okulda gördüğümüz her şeyi illaki de kullanıyoruz demiyor. Tam tersine hani okulda gördüğüm hiçbir şeyi kullanmıyorum neredeyse diyor. Ama endüstri mühendisi de öyle bir bölüm. Hani İngilizce'de bir deyiş var. Atanın dediği gibi işte. Jack of all trades, master of none diye geçiyor. Hani her şeyi yapabiliyoruz. Bilkent'te her şeyi yapabildiğimiz için o analitik düşünmeyi kazandırarak bize bence diğer iş adaylarına göre bir avantaj sağlıyor. Peki ya. Neden endüstri mühendisliğini Bilkent'te okumayı tercih ettin? Yani neden atıyorum
Koç'ta, Sabancı'da, ODTÜ'de değil de Bilkent'te nasıl bir fark gördün de Bilkent'i tercih ettin endüstri mühendisliği için? Ya şöyle, ben çok yüksek bir puanla girmedim. Bursuz okuyorum zaten endüstri mühendisliğini. Ki hani onu şey kısmına suçlayabilirim. Hani üniversite sınavına evet çok fazla kafamı veremedim. Bahane gibi sadece. Ama hani gerçekten çok odaklanamadım demek doğru olur. Daha doğrusu odaklamak istemedim doğru olur. O yüzden ama sıramı kabullendim. Bu benim sıram. Nerelere girebilirim? Ama şey olarak kısmı önemliydi benim için. Ben hani genellikle hayatımda da yaptığım bir şekilde hani bir kararı verdiğimde hani pişman olmam için bir sebep olmasın diye düşünerek yapıyorum. O yüzden ben de bu tercih döneminde tek bölüm yazmış olmak önemliydi. Bölümleri karıştırmak istemedim. Bir bölüme karar vereyim ki emin olmasam da zaten hani o dönemde hangi bölümü tercih etmek istediğinizden emin olmak çok zor bir şey. Yani benim kafamda işte bilgisayarda okuyabilirim diye düşünüyordum. Hukuk okuyayım diyordum. Uluslararası ilişkiler diye düşünüyordum. Kafam çok karışıktı. O yüzden bir bölüme indirgemek benim için önemliydi. Ben o şeydi hani kendim için hani kişiliğimi ve de işte matematik alanlarına olan ilgimi ve de günlük hayatımda da çok böyle bazı şeyleri optimize yapmaya çalıştığımı düşünerek birazcık hani işin şakası da tabii ki o. Hani bana en uygun şey endüstri mühendisi diye düşündüm. Ve de endüstri mühendisinden hani puanlarının yakın olduğu şeyleri sıraya da yazdım. Başa doğru hatırlıyorsam Koç ve Sabancı'yı yazdım ama benim puanım da tutmuyordu zaten. Tutma olasılığı çok düşüktü. Sonra Bilkentler, sonra işte doğru hatırlıyorsam TOBB ve TED'i yazdım. Hani bölümü seçtim, üniversiteleri sıraladım. Hani Koç ve Sabancı'yı birazcık öylesine yazdım. Hatta Bilkent'in üstüne yazmamış bile olabilirim. Çok hatırlamıyorum. Ama aklımda, gönlümden geçen benim Bilkent'ti zaten. Hani Ankara'daydı, ailemin yanında kalmak istiyordum. İşte okuyan arkadaşlarım da vardı. Endüstri mühendisliğini Bilkent'in övenler de vardı. İngilizcemi çok kullanmak istiyordum. Bence hani Türkiye'deki yani İngilizce konusunda en başarılı olan okullardan biri de kesinlikle Bilkent. Tüm dersleri de İngilizce veriyor. Benim için en uygun yer Bilkent dedim. Ve de en sonunda buraya girdim. Bursuz da olsa. Öyle düşünelim. Ben de Ha! o şey detay şey tayfadayım abi ya. Ülkenin de paralı okuyan öğrencilere ihtiyacı var tayfasındayım. Bizim gibi embesillere de ihtiyaç var. Ödeyin parasını. Ama bak Bilkent'in bu bence şöyle de bir avantajı. Bilkent'in paralı öğrencisiyle Koç'un paralı öğrencisini bir karşılaştır. Geçen şeye bakmıştım yani. Bilkent'in bilgisayar mühendisliği en düşük 13 binden alıyor. Şey Koç'un 60 bin. Yani öğrenci profili buradan bile şey yapıyor. Fark edilebiliyor. Diğer mühendisler için de aynı şey geçerli. Yani Bilkent'in paralısına girmek de zor. Ya öyle, bir de hani şunu söyleyeyim, biz Ali Burak'la da konuştuk bunu. Hani aslında üniversitede bir yerden sonra hangi sıralamayla girdiğin çok da önemli olmayabiliyor. Yani benim bildiğim diğer bölümlerden ve bizim bölümden şu anda hani ilk onda falan bitirip burs alanların önemli bir kısmı zaten burssuz. Ama hani iyi puanlarla şey oluyorlar. Hani bu burslu olan grupla yarışacak kadar iyi puanlar alanlar var. Her zaman belirleyici değil. Ali Burak'la da bahsettik. Burada da bahsedeyim gene kısaca, eklerim olmazsa. Hiçbir şeyi söylememiş olabiliriz. Yani burs verme kısmında ayrımlar şeye göre oluyor. Hani zaten tam burslular katılmıyor şeyin içine, burs verme sıralamasına. %50 burslular kendi arasında, burssuzlar kendi aralarında sıralanıyor. Yani o sıralamaya göre burs alınıyor. İşte o, Ali Burak'la da söyledik. İşte yani burssuz girsen bile burs alamazsın diye bir şey yok. Ama ben bireysel olarak çok da iyi bir öğrenci de olmadığım için burs alma yarışına giremedim. Öyle Ben de diyeyim. giremedim. Üçüncü üstü olsun bizim olsun anlayışındayım ortalamada. Evet, keşke üçün üstünde olsa. Deniyorum. Çaba gösteriyorum. Ama daha orada değilim. Yani Ya öyle ve o da şey de yani. şey, Pardon bölüm seni. kafa şeyine göre. Hani ben hiçbir zaman ders çalışmakta aşırı iyi olmadım. Bilkent de onu çok isteyen bir okul. O yüzden ben bazen çok zorlanıyorum. Şikayetçi miyim ama? Hayır, tamamen kendi şeyim, akılsızlığı. Yani onu da kabul etmiş durumdayım. Bilkent'in bayağı Estağfurullah. zor bir okul olduğunu kabul ederek geldim. Ona göre de çalışmak gerekiyor, çalışmam gerekiyor. Herkes için geçerli. Ben de bu söylediklerine ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. Tabii. İlk söyleyeceğim şeyi unuttum. O yüzden sondan başlayacağım. Tabii.
Ya şöyle, ben de en azından ya çalışıyorum ve elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Yani artık ya ıkınıyorum gerçekten. Limitimi zorluyorum. Ha böyle 4 ortalaman falan yok ama 3 kaçtı? 3.25 falan. Yani benim için yeterli. İlla 4 olacak diye bir kural yok. Bunu kabulleniyorum. Ki önemli olan da bu zaten. Yani elinden geleni yapmak bence yani. Yani şey olsa işte bütün sene götü devirdim. Barlarda gezdim dolaştım. Aa ortalamam neden düşük? Bu yanlış işte. Bunu yapmadığın sürece bence bir sıkıntı yok. Kendi adıma konuşuyorum. Bence senin için de öyle. Evet, hatanın farkında olmak gerekiyor. Yani Bilkent sadece sana ya da bana zor değil. Herkese zor. Herkese. Bir de şey demek istiyorum. Bu endüstriyel anlamda. Mesela staj başvurusunda da keşfettim bunu. Diğer hem yurt dışında da özellikle yurt dışında hatta ortalama yani %100 etkili değil. Özellikle mesela şey Türkiye'den örnek vereyim. Şey yapıyor. Üçün üzerinde misin? Tamam. Üçün üzerinde değil misin? Ne yaptın? Bir kulüp etkinliğin var mı? Bir şeyin var mı? Yine de şey yapmıyorlar. Ha, üçün üzerinde değil misin? Git köle falan durumu olmuyor. Aynen. Zaten hani Bir inceliyorlar. bunlar interview'da da olan şeyler. İnsanlar sizi konuşup sonuçta tanışmak da istiyor yani. Sosyal becerinizle özellikle benim bölümümde o kısım önemli. Yani asosyal bir endüstri mühendisi diye bir şeyin olmaması gerekiyor. Çünkü dediğim gibi Aynen öyle. olabilir kesinlikle. Olmasında bence hiçbir sakınca yok. Ama ondan da Olması bahsedeyim. da Bak, yararlı. ayrı bir bölüm olarak alabilirim. Bilkent'in endüstri mühendisliği insanları sosyal olmaya zorluyor. Hani bunu da söylüyorlar başta. Siz istemeseniz de sosyal olacaksınız diyorlar. Hani o yüzden endüstri mühendisliğindeki diğer şeylerde de öyle. Hani bölüm dersi olmayan şeylerde de bir sürü grup projesi oluyor. Ama neredeyse her bölüm dersinin endüstride grup projesi var. Hepsinin. Hani bireysel proje olan endüstri bölümü ben hatırlamıyorum. Belki bir tanedir, iki tanedir. Bölümü diyorum. Dersi hatırlamıyorum. Ama seni sosyal olmaya zorluyorlar. Ben de bunun CS versiyonunu söyleyeyim. Tabii endüstri mühendisliği kadar her dersimiz grup değil. Öyle bir durum yok ama şöyle bir şey var. Endüstriyel anlamda konuşmak istiyorum yine. Yani mezun olduktan sonra şunu göreceksin. Birinci, ikinci sınıfta yazdığın kodlar maksimum 500-600 satırlık. Hadi diyelim 1000-2000 satırlık şeyler. Ama yazman gereken şeyler yani iş yerinde, endüstrisel ne istedikleri şeyler 300-500 bin satırlık. Yani tek başına yazabileceğin bir şey değil kesinlikle. Bu yüzden yani endüstriye girdiğin zaman illa birileriyle çalışmak zorundasın. Yani tek başına yapacağın şey milletin işine zaten yaramıyor. Onu kendi de yazar. 300-500 bin satırlık yani devasa projelerde birden fazla insanla çalışman gerekiyor. Ve bu yazdığın parça parça kodların uyum içinde çalışması için ve yani yazabilmeniz için de aynı zamanda iletişiminizin çok yüksek olması lazım takım arkadaşlarıyla. Yani iletişim kesinlikle önemli. Bilkent de bunu sağlıyor Aynen öyle. Yani lisede böyle hani insan ki ben de bir nebze hani daha öncesinde içine kapanık bir insandım. O kabuğu üniversiteye başlayınca özellikle bir kente kırmak gerekiyor. Hani ve de kötü bir şey değil bu. İyi bir ki çok şey. iyi bir şey Hani sizi kesinlikle. geleceğe ayarlıyor ve de bir kentin profili büyük bir ihtimalle de hani dışarıdaki insanların profiline göre daha güzel bir profil. Hani burada iyi Kesinlikle. insanlarla çalışma fırsatı varken çalışmayı denemek lazım. Yani bu sosyallik durumu bende de şöyle olmuştu. Belki birilerinin karşısına gelebilir. Ben de ortaokulda çok içine kapanık bir insandım. Ben kabuğu lisede kırdım. Ondan Bende sonra da lisede böyle tatsız gönül meseleleri yaşadıktan de sonra Bilkent'e kabuğu yeniden kapamış olarak gittim. öyle. Yani ilk senem birazcık yani ilk dönemim diyeyim daha doğrusu birazcık şey geçmişti, üzüntülü geçmişti. Ama ona rağmen Bilkent seni gerçekten yeni insanlarla tanışmaya zorluyor. Yani iyi bir şekilde zorluyor. Ya kesinlikle yeni arkadaş grupları, yeni arkadaş çevreleri yaşıyorsun. Diğer üniversitelerde okuyan birçok arkadaşım böyle bir ya soruna sahip, arkadaş bulamıyorum soruna sahip. Bize ya çok saçma salak bir şey gibi geliyor ama çoğu insanın böyle bir sorunu var. Arkadaş bulamıyor. Bilkent'te hiç öyle bir durum yok. Yani elini sallasan rastgele bir arkadaş grubuna denk geliyorsun. Kampüs sosyal hayat kulüpler. Kısaca bahsedeyim. Hani kampüste şöyle komik bir şekilde hani en çok ben durdum da kampüsü en az gezmiş insan olabilirim. Ben oturmayı çok seviyorum. Kahve içmeyi çok seviyorum. Yemek yemeyi çok seviyorum. Hani şey yapıyordum ve de hani derse girmediğim dönemlerde işte bizde B binasının, hukuk binasının altındaki Mozart Kafe diye bir yer var. Orada artık bir arkadaş varsa onun yanına oturuyordum. Kimse yoksa açıyordum bilgisayarı, işte dersimi çalışıyordum, ödevimi yapıyordum.
İşte bir yandan bir kahve içiyordum, bir yandan yemek yiyordum. Tabii onlar gitti, şu anda yok. İnşallah döndüğümüzde geri buluruz o kafeleri. İnşallah kapanmamışlardır. Benimki öyle geçti ama kampüs, hani güzel bir kampüsü var. Böyle belki de Sabancı'yı da falan karşılaştırıldığında o kadar modern bir kampüs değil Bilkent'inki. Ama güzel, tatlılığı olan bir kampüs. Merkez kısmı da aşırı büyük değil. Hani yürünmeyecek bir yer yok. Yeşillikler çok güzel. Spor salonları var. Spor salonlarını ben de kullandım. Hatta turnuva düzenliyorlar basketbol için. Onlara katılıyordum. Sosyal hayat olarak hani Bilkent'te birazcık zorlaşabiliyor. Hani benim eleştirdiğim kısımlarından, eleştiri değil de hani fark ettiğim şeylerden bir tanesi, hani girdiğin sınıflar sürekli değiştiği için, hani ya da hani hocalar, dersler sürekli değiştiği için bazen insanlarla rastlamakta zorlanıyor. Zorlaşıyor. Ve de çok fazla insanla tanışamayabiliyorsun, ya da tanışsan da iletişim kuramayabiliyorsun. Tabii bu tamamen kendi sosyal beceriksizliğimden de kaynaklanıyor olabilir. Ama ben de öyle, öyle bir şey oldu. Yani ufaktan. Benim çoğu arkadaşım kendi bölümümden değil. Hani komik bir şekilde. Kulüp kısmında ben de geçen sene girdim. Yine girişte bahsederim de, şu anda bir şekilde Atay'la beraber YK olduk kulübe. Yani daha önce de kulüp tecrübelerim oldu Bilkent'te. Hani hepsinin muhteşem tecrübeler olduğunu söylemek zor. Hani YK'ların kim olduğu, kafanın nasıl çalıştığı değişiyor. Birazcık şans meselesi, kimlerle denk geldiğiniz meselesi. Ben kendi kulübümle geçen sene gayet şanslıydım. Çok güzel bir sene geçirdim. Ve de sosyal hayatı olarak çok fazla şey kattı bana. Son olarak iş imkanları. İş ve staj Ben imkanları. o soruları sormayı unutuyorum hep ya. Aynen, önemli değil. Ben de hızlı geçmek için. Dediğim gibi Bilkent Türkiye'deki en eski endüstri mühendisliği bölümü olması lazım. Kontrol etmedim. Yanlış söylüyor olabilirim ama öyle biliyorum. Yani o yüzden hani diğer yurt dışı okullarla ve yani iş yerlerinde endüstri mühendislerinin diğer okullara göre bir tık daha avantajı oluyor Bilkent'ten mezunlarsa. Çünkü dediğim gibi Bilkent'in eğitim anlayışı birazcık daha farklı ve de o çoğu iş yeri için önemli. Özellikle o öğrenme isteği. Çünkü hani şey yok, endüstri mühendisliğinde hiçbir şeyin kitabı yok. Diğer bölümlerde olduğu gibi hani adım adım şunu yap, bunu yap yapamıyorsun. Hani bir proje, bir şey oluyor. Onun için hani esnek bir şekilde analiz edip bildiğin prensipleri, bildiğin örnekleri, bildiğin tecrübeleri kullanıp güzel çözümler bulman gerekiyor. O yüzden hani Bilkent'teki endüstri mühendislerine bir rağbet var çoğu iş yeri tarafından. Staj konusuna gelince hani daha önce de bahsettiğimiz gibi okulun zaten bir listesi var. Hani o listeden bulup başvuruyorsunuz. Bazı yerler, hani şöyle bir ufak bir detay ama hani ortalama konusunda Bilkent'te birazcık daha şey davranabiliyor, esnek davranabiliyor. Çünkü Bilkent'te ortalama yapmak bazı okullara göre daha zor. Bilkent'te olmanın bir avantajı da oluyor ama ortalamanıza da tabii ki bakıyorlar. Ya da torpil gerekiyor. Yani o üçünden bir tanesi. İşin doğrusu. Ama Bilkent'in hani çok fazla bağıntısı var. Bilkent'te zaten kendi bünyesinde olan şirketler de var. Mesela ben onlardan bir tanesinde, Müteksan'da staj yaptım. Gayet de keyifli bir stajdı. Okulun da hemen yanıydı. O şekilde hani endüstri mühendisliğinin diğer mühendislik fakültesi gibi iki farklı stajı var. Ama bizde iki staj arasında bir farklılık olmak zorunda. Tabii bu normal süreç başladıktan sonra değişir de ilk hani normal süreçte şöyle diyeyim, ilk olarak bir üretim stajı yapmak zorundasınız. Bir üretimin olduğu, bir fabrikanın olduğu bir yerde staj yapmak zorundasınız. Çünkü üretimi görmenizi ve üretim planlamayı görmenizi istiyorlar. İkinci staj istediğiniz bir sektörden olabilir. Genellikle üretim ve hizmet sektörü oluyor zaten. Hani Ar-Ge kısımlarında falan endüstri mühendislerinin çok fazla şeyi olmuyor ama galiba yani okul kabul ediyorsa onu, okulun kabul ettiği staj ve şirketlerin bir listesi var, ona bakabiliyorsunuz. Okul eğer o listede yoksa bile hani hocayla konuşup kabul ettirebiliyorsunuz. Yani o ikinci staj şeyi daha şey, bu pandemi döneminde tabii birazcık değişti. Bunu istediğiniz sıralamayla yapabiliyordunuz ama normal dönemlerde ilk üretim stajı yapmak zorundasınız, sonra istediğiniz stajı yapabilirsiniz. Ve de hani bir sürü sektörde staj imkanı var sonuçta endüstri mühendisliği. Bankacılık olsun, bir hastane olsun ki oralara girmesi bir nebze zor olabiliyor. Savunma sanayi olsun, bir herhangi bir teknoloji yazılım firması olsun. Her yerde endüstri mühendisine ihtiyaç olabiliyor. Sadece sizin kendinizi
güzel pazarlayabilmeniz gerekiyor. Yani benim skill setime ihtiyacınız var. Sizi daha optimize, daha iyi yapabilirim mi demeniz, diyebilmeniz gerekiyor. O kadar. Başka ne söylemek istersin tercih dönemiyle ilgili? Son söylemek istediğim bir şey var mı? Yani şöyle, ben kendi yaptığımda gibi herkesin seçmek istediği bölümleri bir ya da ikiye düşürmesini tavsiye ederim. Hani benim düşünce tarzımla, çünkü eğer hani endüstri mühendisliği çıktı ama ben üstüne bilgisayar yazmıştım, yani oturtsaydı ne olurdu gibi bir düşünceye kapılmak insanı yorabilir. Tabii ki hani yatay geçiş, geçiş, hani bir değişim yapmak da mümkün. Ama eğer hani bu kabul ettiyseniz, bu sizin kararınızsa, hani geri döndüğünde ah keşke şöyle olsaydı diyeceğiniz bir durum olmaması gerekiyor. O kısımda bence özellikle kendi kararınızın baskın olması önemli. Yani bu çocuk matematikte, fizikte iyi diye, mühendis olsun diye hadi dört mühendisliği yazalım denilmemesi gerekiyor. Çünkü işte ataların CS'de kullandığı ya da öğrendiği matematik türleriyle, işte makinede öğrenilen matematik konularıyla bizim öğrendiğimiz matematik konuları birbirlerinden çok farklı. Biz de hani daha mesela Atay'da biz aynı fiziği görüyoruz. Fizik de görüyoruz. Tamam, fiziği seviyoruz ama kolay bir şey değil. Elektrik elektronikçiler onun kat kat daha zorunu görüyor. Hani bu sevmek ve işte bu dersi seviyorum, lisede bunda iyiyim olayı değil. Çalışılan konuları hoşlanacağınızdan, üstüne çalışmak istediğinizden de emin olmanız gerekiyor. Yoksa üniversite eziyet olur. Hiç keyif almazsınız okuduğunuz hiçbir dersten. Birazcık ağır oldu ama işin gerçeği bu maalesef. Teşekkür ederiz.